AKP'li Tevfik Göksu kendisinin yanlış anlaşıldığını söylüyor. Yani e, İmamoğlu'na işte Yunan diyen e, Esenler Belediye Başkanı AKP'nin Esenler Belediye Başkanı ve medyayı suçladı. Haberlere nasıl yayın yasağı getirdiğini de övünerek anlattıktan sonra yerel medya ile ilgili de yani Esenler'de büyük ihtimalle habercilik yapan bazı gazeteci arkadaşları e, onlara Anya'yı Konya'yı göstereceğim dedi. Bakalım şimdi ayrıntılarından. AKP'li Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu ve Trabzonlara Yunanlı dediğini haber yapan yerel gazetecileri tehdit etti. Anneyi Konya'yı görecekler dedi. Katıldığı iftar programında konuşmuş. Çıkan haberlere değiniyor. Göksu ağzından Trabzonlularla ilgili en küçük bir söz, ima veya ifade çıkmadığını öne sürdü. Ve bu haberlerle kalbi kırılan Trabzonlu varsa hakkını helal etsin diyor. Ee, konuşmasının devamında e, Yunan medyasının e, Yunan medyası iddiasının elindeki gazete küpürleriyle küpürleriyle daha doğrusu anlatmaya çalıştı ve göksü e, Göksu Esenler'de yerel gazetelerinde e, haberin verildiğini belirtip onlarla öyle bir hesaplaşacağım ki görecekler Anya'yı Konya'yı diyor. Ne yapacaksınız mesela? Yani ne yapacaksınız? Tutuklatacak mısınız? İşte o insanların eğer çalıştıkları bir ofisleri varsa küçücük bir yerel gazetedir bu onlara mı el koyacaksınız? Ne yapacaksınız? Gerçi yapmadığınız bir şey değil iktidar olarak kayyım atamayı, medya kurumlarının kapısını kırmayı vesaire çok iyi biliyorsunuz ama hani bu tehdit dili saraydakinden en aşağıdaki işte ilçedeki yöneticiye kadar sirayet etmiş vaziyette. Herkesi tehdit ediyorlar, herkese parmak sallıyorlar. Aslında o video hazırda var mı? Yani hakikaten ne demiş, ne dememişle ilgili ee, bir hani biz mi haksızlık ediyoruz yoksa algı operasyonuna e, maruz kalıyorum. Aslında ben öyle demedim diyor. Demiş mi dememiş mi bir bakalım. Yani orada oyun büyük, o nereliydi, işte Yunan medyası vesaire söylemi bulabildik sanırım. Tamam. Bir izleyelim sonra devam edelim. Yunan medyası takip ettiniz değil mi? İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bir dakika ya. Bu arkadaş nereli? CHP'nin adayı nereli? Nasıl oldu Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazan dedi bir ses çıkmadı. Başkanım, ee, olay olay büyük kardeşler. Hesap büyük olay büyük. Bu hesabı esenler döndürecek Allah. Evet e, açıklama böyle e, kararı siz verin takdir sizin yani neyi ima etmiş etmemiş ağzından bir şey çıkmış çıkmamış e, takdir sizin. Şimdi e, İstanbul seçimleriyle ilgili enteresan bir şey de olmuştu geçtiğimiz günlerde hatırlayın dere geçerken at değiştirilmişti. E, İstanbul İli Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ani bir şekilde sağlık gerekçelerini öne sürüp e, emekliliğini istedi. Bugünse yerine İstanbul'un 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi. Enteresan bir ifade kullanmış aslında onun için bu haberi aldık. AKP ve CHP temsilcilerinin de katıldığı yemin töreninde hakim Bülent Öner, elimizden geleni en iyisini yapacağız, Allah yüzümüze baksın diyor. Hani neyi kastediyor bilmiyorum ama Allah İstanbullu seçmenin yüzüne baksın, Türk halkının yüzüne baksın. Ee, yine 31 Mart'ta olduğu gibi bir hırsızlık olayı yaşanmasın bunu söyleyelim.